Aslında tabii ben devlet sanatçısı unvanından yola çıktım. Fakat devlet sanatçısı titrini Fransızca'ya çevirdiğimde güzel durmadığını fark ettim. Hani devlete ait bir sanatçı gibi geliyor kulağa Fransızca'da. Fakat bu Trezor Nasyonal Milli Servet Japonların, Arjantinlilerin falan yaşayan sanatçılarına verdikleri bir unvan. O yüzden o böyle Fransızca'da daha çok hoşuma gitti. Ben uzun yıllardır oyunlarımı, senaryolarımı hep Fransızca yazıyorum ama roman yazmaya pek cesaret edememiştim açıkçası. Çünkü roman daha uzun soluklu bir şey. Bir de dili tutturmanız lazım romanda baştan sona. Çünkü onun bir sürekliliği var. Halbuki tiyatro eseri yazdığınızda her karakterin kendine has bir dili var. Ama roman olduğunda onun tonunu, nefesini tutturmanız lazım. Onu pek başarabileceğime nedense kendime güvenmiyordum, inanmıyordum. Ve o yüzden çok uzun bir çalışma süresi oldu. 4 yılda yazdım. Son toparlamasını da işte birkaç ay içinde yaptım. Sonra da yollar yollamaz ilk tercihim olan çok önemli bir yayın evi Lattes kabul edince de dedim herhalde oldu bu iş. Sonra yayıncımla birlikte bir iki yerin üzerinde çalıştık ama dil olarak değil çünkü dilimi baştan çok beğendi. Yapısında bir değişiklik yaptım. Bir iki Kurguda. evet kurguda iki bölümü yer değiştirdim. Ve birden her şey taşlar yerli yerine oturdu. İşte iyi bir yayıncı da bu demek zaten. Türkiye'yi anlatan bir roman ama Fransa'dan bakarak Türkiye'yi anlatan bir roman. Çünkü bir Yeşilçam aktrisini, sadece Yeşilçam değil, devlet tiyatrolarında, işte şehir tiyatrolarında da oynamış, özel tiyatrolarda oynamış. 1934 doğumlu olmasına karar verdim bu kadının. Dolayısıyla 50'li yıllardan itibaren tiyatroda, sinemada oynamış bir Türk yıldızın hikayesi bu. Kadın bugün 85 yaşında ve ölüm döşeğinde ve kadını anlatan da kızı. Kızı da Fransa'da yaşıyor ve 16 yaşında yerleşmiş Fransa'ya ve Fransızlaşmış bir kadın. Yani artık 50 küsur yaşında ve Fransa'da yaşaya yaşaya daha uzun süre Fransa'da yaşamış Türkiye'den. Dolayısıyla da bazı şeyleri bir Fransız gözüyle, Parisli gözüyle anlattığı için aslında Fransız bir roman. Zaten Fransız edebiyatı diye geçiyor şu anda mesela reyonlarda olsun. Referansı Fransız edebiyatı. Ama anlattığı hikaye Türkiye'nin işte 50'lerinde başlıyor. Hatta 1900'lerde çünkü anneannesinin de anlattığı bir kısa bölüm var. Ardından annesini de işte 50'lerde, 60'larda, 70'lerde ve 80'lerde annesinin o bohem sanatçı yaşamını anlatan bir Fransız kadının hikayesi. Çok sevindim bunu böyle bulmanıza çünkü evet benim için Esra Zaman yani o muhteşem Türk aktris kadının yavaş yavaş yok olması, o sinemanın yok olması, o dönemin yok olması aynı zamanda da eski Türkiye'nin yok oluşunun bir metaforu. Ama bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyada da şu anda yavaş yavaş yok olan bir eski dünya var. Ve o eski dünya sadece filmlerde kaldı. Yani o eski İstanbul'u bulamazsınız. Eski Paris'in belki mimarisi o kadar değişmedi ama eski Paris'in havasını da bulamazsınız. Eski Amerika'yı da bulamazsınız. Yani o giderek ölen, yok olan, yavaş yavaş gözümüzün önünde silinen bir dünyanın hikayesi Esra Zaman'ın ölümü de. Esra Zaman diye bir isim buldum. Çünkü Esra tabii ki eski Türkçe'de Farsçadan geliyor sanırım. Sırlar demek. Zaman da zaman. O yüzden geçen zaman. Birden böyle geldi bu isim aklıma ve hoşuma gitti. Bir de tam aktris ismi. Yani Esra Zaman hani Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik gibi böyle daha bir aktris ismi. Hani bir afişte de hoşa gidecek bir isim gibi geldi. Sonra da kaldı o isim. Çok sevdim. Şimdi de çok ilginç bir şey olmuş. Benim karakterim herhalde oldukça canlı çıktı. Bir sürü insan Esra Zaman diye Fransızlar Google'da arama yapıyormuş. Kim bu aktris diye. Benden tabii ki bir şeyler var bu karakterde. Çünkü ben de çocukluğumu sinema setlerinde ve tiyatro kulislerinde ve sahnelerinde geçirdim. Anlatıcı karakterinin de benimle yaşıt olmasına özellikle önem verdim. Çünkü insanın hafızası böyle biraz kutular gibi hani 70'li yıllardan kalma hafızanızda bir şey var, bir koku var, bir manzara var, bir film var. Televizyonda oynamış bir dizi var mesela. Onların benim çocukluğumla
karakterin çocukluğunun birbirine denk gelmesi için Hı-hı. hafızalarımızın yani kendi Hı-hı. hafızamı o karaktere verebilmek için kadının benle aynı yaşta olmasını istedim. Zaten annesinin yaşı da benim annemle aynı benim annemle yaşıt. O hafızamı da kullanmak istedim. Hani Hı-hı. bir annelik hafızası var, Hı-hı. babalık hafızası var. Ne bileyim Hı-hı. babanıza sarıldığınızda bir aftershave kokusu var. Onların hepsi kitapta var gerçekten. Hı-hı. O yüzden ne olursa olsun tabii ki her zaman bir yazar bütün karakterlerine sadece anlatıcı karakterine değil anlatıcı karakteri belki bana biraz benziyor ama bütün karakterlerde benden bir şeyler var. Esra Zaman'da belki evet bütün tanıdığımız Yeşilçam yıldızlarının bir karışımı. Sinema yıldızlarımızın hepsiyle tanıştım çocukluğumdan beri. Büyük yıldızların hepsiyle oynadım. Mesela Türkan Hülya Koçik. Şoray'la oynadım, Hülya Koçik'le oynadım, Filiz Akın'la oynadım, Fatma Girik'le oynadım ve zaman geçirdim. Onun dışında Suzan Avcı'yla çok yakın, yani annemlerin çok yakın arkadaşıydı. Eşi de Erdoğan Tünaş, Türk sinemasının en verimli senaristlerinden biri olduğu için onları böyle karı koca çok tanıma şansım oldu ve süt annemdi benim Suzan Avcı. Yani Türk sinemasının o fatal kadını ki ben çok önem veriyorum Suzan Avcı'nın figürlerine. Çünkü o bir anda hani o masum, kurban Türk kadını tipinden çıkıp istediğini yapan, masaya yumruğunu vuran, bazen kötü, bazen yılan gibi ama istediğini yapan özgür kadın benim için Suzan Avcı. Şimdi geçen gün bana bunu aynı şekilde bir Fransız gazeteci de sordu. Yani bu da hani Fransızların çok etnosantrist bir bakışı var. Yani hep Fransa'dan bakıyorlar. Sanki Simone de Beauvoir, tek feminist kadın. sanki Simone de evet Beauvoir diyor size. feminizm sanki sadece burada var olmuş Evet. gibi. Oysa Türkiye'de çok ciddi bir feminizm var. 1900'lerden beri var. Tabii ki Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Osmanlı feminizmi bir kenara itilmiş ama 1900'lerde hani zaten 19. yüzyıl feminizmin başı bütün dünyada, Türkiye'de de öyle. Müthiş isimler çıkmış, müthiş kadınlar kadınlıklarına sahip çıkmışlar. Biz erkek soyadı kanunu çıktığında biz erkek soyadı istemiyoruz, kendi soyadımızı alacağız demişler. Yazarlık yapmışlar, yayıncılık yapmışlar. Sinema diye yeni bir sanatı Tiyatro keşfetmişler. var. Tiyatro zaten Afife Jale malum ki kitabın içinde de Afife Jale'nin hayaleti çok var. O yüzden İstanbullu bir feminizm tabii ki var. O Anadolu bir feminizm de Anadolu var zaten feminizmi var Türkiye'de. ya. Evet. O yüzden kitabın içinde de evet bu kadın feminist ama mesela ben feministim diye ille de çıkıp çünkü arkadaşları öyle mesela kadın arkadaşları ama Esra Zaman ben feministim demiyor. Sadece hareketleriyle feminist olması yeterli. Ben özgürüm diyor. Bu zaten Yaşamıyla. baştan itibaren öyle feminist bir duruş ki ben istediğimi yaparım diyor. İstediğim filmi çeviririm. İstersem soyunurum filmde, istemezsem soyunmam. Ya yani bunları söylemek zaten feminist bir duruş. Tabii. Kocasının da buna destek vermesi de zaten anlatıcı karakterinin annesinin ve babasının da feminist olduğunu gösteriyor. O sizin Seda Sayan'a benzettiğiniz ve gerçekten de esinlendim. Değil Yani esinlendim hani nasıl mi? Esra Zaman, Türkan Şoray Evet. veya Filiz Akın değilse orada da o televizyon Talk show. sunucusu, talk show sahibi kadın da Seda Sayan değildi aslında ama Seda Sayan gibi hediyeler dağıtan bir kadındı. İşte halkın çok güvenini kazanmış. İşte telefonu insanların yüzüne kapatan, azarlayan onları telefonda. İşte stüdyoya hakim bir kadındı. Ben güçlü kadınları seviyorum. Güçlü kadın karakterleri seviyorum. Ve Türk kadın karakter dendiğinde de veya işte doğulu kadın karakter dendiğinde de böyle ay zavallı hep victim şey kurban kadın hissi bana o kadar kötü geliyor ki yani tamamen böyle oryantalist bir bakış açısı. Mesela Fransız gazeteciler beni işte davet ettiğinde ay ne güzel hem Türksünüz hem yazı yazıyorsunuz dediklerinde cinlerim tepeme çıkıyor. Çünkü Türkiye'de yüzlerce kadın sanatçı var. Yüzlerce kadın sanatçı çok büyük işler yapıyor, çok güzel şeyler yazıyor. Hani bunu istisnai bir şeymiş gibi göstermelerine zaten sinir oluyorum. O yüzden de benim mesela başka bir oyunumda üç kadının hikayesini izliyorduk. Mesela biri Vietnamlıydı, biri Guatemalalıydı, biri de Suriyeliydi. Suriyeli kadını özellikle entelektüel bir kadın yaptım. Çünkü doğudan ve Müslüman coğrafyadan geldiği anda böyle entelektüel bir kadın olamazmış gibi bir hava yaratılıyor. Yani onu da tersine çevirmek benim için çok önemli yazdıklarımda.
Bundan sonraki hikayelerde de var, evet. Provalar ve temsiller iptal olunca, tabii ki ben de herkes gibi eve kapanınca birincisi romana iyice yoğunlaştım. Çünkü iki seçenek vardı önümde. Bir tanesi bütün iptal olan şeyleri düşünüp depresyona girip, öbürü de çalışmaktı. Bari dedim kendimi işe vereyim. Romanda yalnız yapılabilecek bir iş. Halbuki tiyatro, sinema olduğunda siz ne kadar yalnız yazsanız da arkadan bir ekip geliyor ve yeni bir dramatürji dönemine giriliyor. Halbuki burada tek başına yapabileceğim bir işti ve birden çok yoğun, hiçbir dışarıdan gelen hiçbir enerji olmadan bir yazı dönemine girdim. Ve her şeyi tekrardan harmanladım, tekrardan biçim verdim, tekrardan formunu düzelttim. Ve Covid'i öyle atlattım aslında. Dolayısıyla benim için Covid dönemi biraz verimli de oldu diyebilirim. Bunu söylemeye de aslında utanıyorum ve çekiniyorum çünkü insanlar çok zor atlattı. Ama bir yandan hani kendimi tamamen deli gibi konsantrasyonla işime verince biraz daha hafif atlattım diyebilirim. Ama tabii hepimiz çok endişeliyiz. Bundan sonrası için tiyatronun kaderi ne olacak, ne yapacağız, nasıl bu dönemi, önümüzdeki dönemi tiyatroların, iflas eden toplulukların, salonların dönemini nasıl atlatacağız? Hep birlikte işte kafa yoruyoruz, düşünüyoruz. Bundan sonraki projeler nasıl olacak diye. Hepimiz bir endişe içindeyiz dünyanın her yerinde. Bir de Fransızlar tabii kültüre çok önem veren, yani Kültür Bakanlığı diye bir kurumu yaratmış olan ülke Fransa. André Malraux dünyanın ilk kültür bakanı. Fransızlar hani kitapçısı, tiyatrosu, sineması olmadan restoranlar da bunun bir parçası, sergiler, hepsi müzeler. Kültür hayatının bir parçası, müzeler. Bu sosyo-kültürel hayat olmadan Paris Paris'e hiç benzemiyor. Ben de haftada 3-4 kere tiyatroya giden bir insan olarak gerçekten çok büyük bir boşlukta hissediyorum kendimi. Ara ara işte arkadaşlarla birlikte birbirimizin provalarına gidiyoruz. İşte atölye çalışmaları yapıyoruz. Ben bir arkadaşımla birlikte işte bir takım müzikal çalışmalar yapıyorum. O beni biraz ayakta tutuyor çünkü ekip çalışmasına çok alışmış bir insanım. Ama tabii bir film hazırlıyorum. İşte yapımcılarımla onun üzerine çalışıyorum. Ama galiba ben de şimdi yeni bir romana başlayacağım. Bu hafta hani kafamda demlendi, artık bu hafta yazmaya başlamayı düşünüyorum. Bir de oyun var başlayacak olan. Bir de yazılmakta olan olduğumuz bir oyun var. Yazmakta olduğumuz, yani ben yazıyorum ama ekiple birlikte hani müzikal taraflarını nasıl yapacağız, yönetmenle işte konuşarak ilerleyen bir oyun. Ama şu anda pek hani prova ortamına giremediğimiz için biraz telefonlarla, Zoom'larla işte fikir bulmaya çalışıyoruz. Yani ben de dilim benim evim diyorum. Çünkü benim işim dille. Ve artık Fransızca'ya geçtim. Ama Türkçe konuştuğum andan itibaren Türkçenin içindeyim. Yani şu anda Türkiye'deyim sizinle konuşurken. Türkçe yazarken Türkiye'deyim. Tabii ki memleketin kokusu, ışığı, her şeyi, her an kalbim. Zaten onunla ilgili uzun sayfalar var. Hani özlemle ilgili, hasretle ilgili, gurbetle ilgili uzun sayfalar var romanda da. Özlem çok büyük bir özlem, çok büyük bir yara her zaman doğduğu yeri terk etmiş insanlar için. Ama benim şansım bir yerden sonra hani kabullenmek oldu diyelim. Fransa'da yaşadığım süre, Türkiye'de yaşadığım sürenin iki katından fazla yani şu anda. O yüzden bir yerden sonra hani Fransızca yazıyorum, Fransız okur, Fransız seyirci için çalışıyorum. Fransız ekiplerle çalışıyorum. Dolayısıyla ve de burada okumuş, burada büyümüş iki çocuğum var. Evde Fransızca konuşuluyor. Tabii Türkçe konuştuğumuz dönemlerde oluyor ama daha çok Fransızcanın baskın olduğu. Dolayısıyla dilin içinde hayat benim için. Ne kadar çok özlüyor olsam da Fransızca artık benim için çalışma dili. Bir yerden sonra evim dediğiniz yer çalıştığınız yer oluyor ister istemez. Evet. Ama tabii ki sevdiklerim orada. Yani sevdiklerimin bir bölümü, çok büyük bir bölümü orada. Bütün anılarım, çocukluğum orada. Hepimiz için çok kıymetli tabii doğduğumuz ülke, doğduğumuz topraklar.